Mutlu günler değerli izleyenler. Spor Ajansı'na hoş geldiniz. Yaklaşık 2 saat boyunca birlikteyiz. Gündeme dair tüm gelişmeleri konuklarımız Kartal Yiğit ve Savaş Çorlu ile konuşacağız. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar hoş diliyorum. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Nasılsınız? Keyifler nasıl? İyiyiz Ezgi. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz buralardayız. Esas sen nasılsın? Bir kısa bir izin yaptın geldin. Evet. Kartal Yiğit gençleşmişsin. Tıraş olmuşsun. Böyle uzun saçlar. Maşallah diye. Allah teşekkürler Savaş'cığım. Bizim sen de tanısın. Spor yazarlarında Memduh arkadaşımız var. Olmaz mı? Yıllardır TSE'de berberimizde. Berber çok iyi bir berber. Şimdi Maslak'ta yeri var. Sağ olsun o iyi bir tıraş yaptı. Çok iyi de bir Fenerli. Çok iyi de takip ediyor. Bu sene götüreceğiz işi dedi. Yüzü gülüyordur. O, yüzü gülüyor. Fenerbahçe'ye geldiğimizde konuşuruz. Kendisine evet. De selam söyleriz. Saatler olsun Memduh diyelim. Memduh'a selamlar. Teşekkürler. Peki başlayalım programımıza değerli izleyenler. Süper Lig'in 11. haftasını detaylıca konuşacağız. Tabii ki dün oynanan karşılaşmalarla tamamladık haftayı. Konuşacak çok konumuz var. Hem Galatasaray'da hem Beşiktaş'ta özellikle. Beşiktaş'ta başlayacağız tabii. Dün akşama giderek başlayacağız değerli izleyenler. Atakaş Hatayspor deplasmanında 1-0 öne geçmesine rağmen siyah beyazlılar 2-1 mağlup oldu. Tüm detaylarıyla konuşacağız. Çok fazla tartışılan konu var. Özellikle teknik direktör konusu tabii ki. Önce bir özeti izleyelim, maçı hatırlayalım. Bir de basın toplantılarına bakalım. Sonra başlayalım. Evet, Beşiktaş'ta işler istendiği gibi gitmiyor. Son haftalarda Hatay maçında da öne geçtiği mücadeleyi kaybetti siyah beyazlılar. Kartal Yiğit hemen döneyim. Neden mağlup oldu Beşiktaş? Buradan şöyle genel bir değerlendirmeyle başlayalım. Sonra detaylara gireceğiz. Şimdi Ezgi, öncelikle Beşiktaş gibi bir takım 31. saniye, daha 1 dakika bile dolmadan ilk golü buluyorsa deplasmanda bu maçın farklı bitmesi lazımdı. Sen... Herkesin beklentisi neydi? Beşiktaş ikinciyi de rahat bir şekilde bulacak. Gül oynaya İstanbul'a dönecek. Ama ne oldu? Sağdan yenilerek ayrıldı. Ve ikinci yarı inanılmaz bir kötü bir Beşiktaş. İsteksiz, ne yaptığını bilmeyen. İlk yarım saat hakikaten... Farka gidiyor dedi herkes. Farka gidilecek bir oyun. Evet. Artı işte Beşiktaş demek ki Valerian Hoca da dersler çıkarmış. Oyuncular da bu gereken dersi almış, motive olmuş bir Beşiktaş gördük. O ileride basan, kanatlardan, ortadan bindirmeye çalışan bir Beşiktaş vardı. Ama ne olduysa o 20-25 dakikadan sonra oldu. Yani Hatay Spor da üstüne gelemedi Beşiktaş'ın o anlarda. Bir pozisyon var. Onun dışında ilk yarı Hatay'ın gole gidecek hali yoktu. Fakat ne yaptın sen? İkinci yarı... Bambaşka bir kimlikte çıkınca rahat olman gereken yerde bu sefer Hatay'ın eline kozu verdin. Şimdi inanılır gibi değil. Yani Beşiktaş'ın ne Beşiktaş'ın ne Valerian İsmail'in ne yaptığını kimse anlayamadı. Genele baktığımız zaman belki abartıyorum ya da iddialı olacak ama Valerian İsmail ile futbolcuların arasındaki ipler kopmuş. Bu saatten sonra Valerian Hoca ağzıyla kuş tutsa Beşiktaş'ta kalamaz. Çünkü neden? Sağdaki görüntü bize onu gösteriyor. Yani futbolcularla... Bu arada tam kalamaz derken bir teknik direktör haberi İstanbul Spor'dan geldi. Son dakika bilgisi değerli izleyenler Fatih hemen hocam. Aktaralım. Üçüncü Fatih Tekke dönemi başlıyor İstanbul İki Spor'da. İki tane atılıyorum da üçüncü yeni olabilir belki. Evet daha önce tabii çalıştırdı. Bir iki de atılıyorum. İki kere falan üçüncü Fatih Tekke dönemi olabilir yani. Hayırlısı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlısı olsun. Fenerbahçe ile karşılaşacak bu arada İstanbul Spor'da 12. haftada. Hoca değişimleri ilk maçlarda her zaman etkisini etki yapar. En azından futbol olarak. Skora da çok fazla yansıyor ama oyun olarak da etkisini gösteriyor. Bakalım hayırlı olsun. Hayırlı olsun diyelim. Bir son dakika gelişmesi aktarmış olalım. Birazdan tabii Fenerbahçe bölümünde özellikle İstanbul Spor Fenerbahçe ile karşılaşacağı için daha detaylı konuşuruz. Beşiktaş'tan devam edelim. Şimdi hoca ile ipler koptu dedik ya. Bu sahada bas bas bağırmaya gösteriyor bunu. Yani özellikle Volkan Hoca çok güzel bir yorum yaptı. 60'tan sonra dedi Beşiktaş'ın oyundan düştüğünü görüyoruz dedi. Biz buna göre önlemimizi aldık dedi. Ama şimdi Volkan Demirel önlemini alıyor. Karşı taraf önlemini alıyor mu? Alamıyor. Şimdi Delali ısrarı nedir? Ben anlayamadım. Orta saha eksik oynuyor. Josef eski gücünde değil. Oynayamıyor belli artık. Niye Tayfur Bingöl hamlesini erken yapmıyorsun? Bu hamleyi yapman lazım. Göz göre göre geliyor. Hatay geliyor üstüne atacak. Goller gelecek. Volkan Demirel
kozlarını oynamaya başlamış. Karşı atak yapsana, hiç yapamadı. Sağda sanki oyuncular hocadan umudunu kesmiş, hocanın son maçıymış gibi oynadılar. Bu ne demektir? Bir şeylerin olduğunu gösteriyor bize. Şimdi duyum olarak da değil, yani yorum olarak da değil, bir bilgi söyleyeceğim. Valerian İsmail ile oyuncular arasında, özellikle yerler arasında çok büyük sorun olduğunu duydum. İki hafta önce söyledim bunu, üç hafta önce söyledim. Beşiktaş'ta beraber dedim ki yerlilerle hoca arasında bir yabancı arasında sıkıntı var. Problem var. Biz bunu söylediğimiz zaman orada bir tepki çekmiştik ama belki de beraber yaptığımız sorun. Bak beraber, bu inşallah evet, doğru değildir. Ben böyle bir şey söyledim. Yani. Ama doğru. Bunu ben önemli kişilerden burada duydum. Burada suçlu kim diyeceğiz o zaman abi? Yani şu anda ben diyorum ki futbol, o zaman her teknik adama karşı çıkan futbolcu bu zaman takımlarda oluyor. Hani papaz diye tabir ettiğim. Evet, o zaman onların istediği hoca gelecek. Çünkü hocanın futbolculara verdiği mesaj çok net maçtan sonra. Suçlama var orada yani. Bak o da tabii. Her taraftar olsam ben de sinirli olurdum ve takıma kızardım diyor. Tabii. Öz eleştiren bana kızardım. Mesaj bana var. Tepki orada çok net mesaj var. Yani Valerian İsmail'in alışık olduğum bazı hocaların çok çabuk hocaları futbolcuların üzerine şey yapabilir ama burada net mesaj var. Kendisine karşı bir şey olduğunu hissetmiş. Hissetti. İş oraya gidiyor. İş oraya gidiyor. Hissetti ama ben sana şunu söyleyeyim Savaş. Bu tür açıklamaları hangi hoca yapsa ömrü fazla sürmüyor. Başkana söylemek lazım. Hangi hoca başkan yapsa. Başkan da iki haftadır tabii, hocamızın arkasındayız. Mecbur diyecek. Onu mecbur diyecek. Yani başkan tabii ki diyecek hocamın arkasındayız ama. Türkiye'de de bu açıklama yapıldıysa hep sonu gidiyor. Sevgili Ezgi şunu söyledik. Mesela şimdi Beşiktaş maçı kazansaydı biz geçen hafta Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında bir puan vardı. Evet. Kazanmış olsa yine bir puan vardı. Dolayısıyla böyle bir ortamda hoca eleştirilir mi? Hoca işte gitsin denilir mi? Denilir abi. Beşiktaş'la Fenerbahçe ile evinde oynuyorsun. Berabere Trabzonspor'la oynuyorsun. Berabere Galatasaray'la oynayacaksın. Hoca ile ilgili oynayacaksın. Ne olacağı belli değil. Hayır, bir de şu anda vaat ettikleri oyun. Fenerbahçe'nin bir maçı eksik. En büyük sıkıntı hoca. Oyun yok. Birinci dakikada gol atmışsın. Farkı açman lazım. İkinci yere başlarken... Ya Cenk Tosun'u alsana erken ya, de. Ya Volkan Hoca dediğin gibi 5 tane oyuncu değişikliği. Öyle oyuncu değişiklikleri var ki oyuna hız katmak istiyor. Ona rağmen Beşiktaş oyun olarak üstünlüğü var. Ersin'e top gelmedi 7 gol erdiyse neredeyse. Tabii canım. Ersin'e top gelmedi ya. Bakma sen Hatay için çok büyük bir şey. Birinci dakikada gol atıyorsun. 90. dakikada gol yiyorsun. Mağlubiyet gol yiyorsun. Beşiktaş takımı böyle hadi bak kötü oynarsın. Her takım kötü oynar. Ona bir şey demiyoruz. Aslında ilk yarım saat 25 dakika iyi oynuyorsun. Demek ki oynama potansiyeli var. Hep var ama. Ne olduysa daha sonra düşüyorsun. Bu sezon başından beri süre gelen bir durum. Şimdi bunu sen hoca olarak çözememişsin. Şimdi psikolojik bir şey var bence. Şimdi yalnız teknik adam sahaya çıkıp idman yaptıran, işte taktik, teknik veren bir merci değildir. Aynı zamanda bir psikologdur. Oyuncularının psikolojisini görendir teknik adam. O yüzden iyi teknik adam alıyorsun. İşte Fatih hocalar, Şenol hocalar, Mustafa hocalar niye başarılı oldu? Aynı zamanda oyuncunun psikolojisini bildiği için oldu. Ben Valerian İsmail'in bu yönünün çok eksik olduğunu düşünüyorum. Zaten sahadaki oyuncu tablosu, bu şablon, fotoğraf bize bunu gösteriyor. Oyuncular mental anlamda dökülüyor. Yani 20-25 dakika bir gazla belki oynuyorsun. Tamam, golü de buldun bu maçın özeline baktığımız zaman. Golü de buldun. İkiyi de atman lazım ama kenar yönetimden bir şey gelmediği zaman oyuncu da ister istemez ya diyor bir hamle gelmiyor diyor. Aslında çok kolay. Şimdi biz burada tamam teknik adamların yerine ben her zaman söylüyorum. Onlar gibi düşünemeyiz. Onların yerine kendimizi koyamayız. Ama bazı şeylerde görünen köy kulağı istemez derler. Şimdi...